hastalıklar, tanısız hastalıklar nelerdir? Nadirse neden bu konuda çalışıyoruz? Bu konularda ben Serdar'ın da fikrini de almak istiyorum. Evet, nadir hastalıklar çok önemli bir konu. Aslında kendi adı hep nadir ve tanısız hastalıklar diye isimlendirilince çok aşırı nadir bir durumdan bahsediyor gibi olmakla beraber aslında her 10 kişiden birisi. Dolayısıyla hani aslında çok da böyle az görülen bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz ve bu hastaların önemli bir kısmı tanısız olarak dünyanın her tarafında dolaşıyor. Bizim bu hastalıklarla ilgili yaptığımız mücadelede birçok kalemler var. Bunların da esas nedeni ilgilendiği büyük kitle 8 milyon kişi sadece Türkiye'de olduğu, Avrupa'da 55, Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 milyon kişinin bu hastalıklar nedeniyle koşturduğunu ve dertlerine çare aradığını biliyoruz. Bunların bir kısmı çocukluk çağı hastalıkları olmakla beraber çok geç başlangıçta hastalıklar dahi var hastalıkların içinde. Ortalama tanı süresi 5.6 yıl olarak veriliyor ve bu 5.6 yıl ortalama bir yılda tanı alan da var, 40 yılda tanı alanlar ve hastaların yaklaşık %20'sinin hayat boyu hiç tanı alamadığı, hatta bu rakamın beklenenden daha yüksek olduğu, yanlış tanı aldığına dair veriler var. Dolayısıyla bizim bu hastalıklarla ilgili tanıyıcı bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Genellikle bu bir ülke politikası. Şimdi de bu ülke politikalarının dışında ülkemizde bu konuda politikalar geliştirmeye çalışıyor ama dünya çapında politika geliştiren işte Dünya Sağlık Örgütü gibi, Avrupa Birliği gibi ülke kurumlar var. Biz onlarla da beraber çalışmalar yapıyoruz.